Ayasofya Müzesi de Kadir Gecesi'nde özel bir programa kapılarını açtı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in de katıldığı program 85 yıllardan sonra Ayasofya'da okunan sabah ezanıyla son buldu. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin seslendirildiği programda sabah ezanını müezzin Fatih Koca okudu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Asırlara meydan okuyan Ayasofya'da 85 yıl sonra sabah namazı ezanı okundu. Ayasofya Müzesi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nde özel bir programa kapılarını açtı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez de katıldı. İslam dini, İslam tarihi, İslam medeniyeti yepyeni bir durumla karşı karşıyadır. Uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında derece alan hafızlar da Kadir Gecesi'nde Ayasofya'daydı. Hafızlar program öncesinde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran tarafından dualar edildi. TRT Diyanet ekranlarından canlı yayınlanan Kadir Gecesi programında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bir konuşma yaptı. Görmez konuşmasına İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ederek başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin onurunu yaşadığını belirten Görmez, Kadir Suresini hatırlatarak Kadir Gecesi'nin faziletinin gecenin karanlığında değil, bu mübarek gecede inen kitapta aranılması gerektiğini söyledi. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısını İslam dinine açılmış bir savaş olarak nitelendiren Görmez, katledilen sadece canlarımız değil, aynı zamanda İslam'ın insanlığa getirdiği yüce değerlerdir. Hepimiz can evimizden vurulduk diye konuştu. İki gün önce, üç gün önce biz tekrar bir hepimiz can evimizden vurulduk. 1934 yılından bu yana müze olarak hizmet veren ve UNESCO Dünya Kültür Mirasları arasında yer alan Ayasofya'daki Kadir Gecesi programının ardından bir ilk yaşandı. 85 yıl aradan sonra Ayasofya Müzesi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi ve müezzin Fatih Koca tarafından sabah ezanı okundu. Program, ezan-ı şerifin okunmasının ardından sona erdi.